Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. İmam Muhammed Maturidi ve İmam-ı Eşari Hazretleri hakkında bilgi verir misiniz? Bu konuda Tam İlmi Hasadeti Ebediye'de ana hatları itibariyle İmam Muhammed Maturidi, İmam-ı Eşari Hazretleri'nde bilgi var. Ayrıca Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı rehber ansiklopedisi var. Ve bir de İslam alimler ansiklopedisi var. Orada daha detaylı, daha geniş bilgi var. Yani arzu edildiği zaman internetten de girilebilir onlara. Temel olarak kimdir bunlar? Yani? İmam Muhammed Maturidi ve İmam-ı Eşari Hazretleri. Bunlar Ehl-i Sünnet itikadının imamlarıdır. İçtihat makamında ikisi de. Şimdi vazife taksimi yapılmış. Konuyu iyi anlayabilmek için mesela zaman zaman biz de naklediyoruz. Hulefâ-i Raşidîn. Hulefâ, halife kelimesinin çoğuludur. Hulefâ-i Raşidîn, raşid halifeler diyoruz. Büyük. Halifeler. Yok. Dört büyük halifeye diyoruz bunu. Evet. Raşid halifeler. Bu raşid kelimesi bunlar için. Hulefâ-i Raşidîn diye bunlara deniyor. Peki niye bunlara böyle denmiş de öbürlerine denmemiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç vazifesi vardı. Bir devlet kurdu, devlet başkanlığı yapıyordu. Ondan sonra İslam hukukunu, fıkhı bildiriyordu. Ondan sonra kalpleri temizliyordu. Bu üç vazife peygamber, bu üç özellik peygamberimizde vardı. Bu raşid halife dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman İzinnureyn ve Hazreti Ali Keremallahu ve Rıdvanullahu Teala Aleyhi Ecmaîn. Bu üçünde de peygamber efendimizde bulunan Aleyhisselatü Vesselam bu üç haslet vardı. Görev. Cenab-ı Hak ihsan etmiş. İhsan. Devleti idare etmek evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bildirilen hükümlerin hepsini, yani İslam hukukunu çok hakim, iyi biliyor. Ve iştihat makamındalar. Ve bir de kalpleri temizleme. Tasavvuf büyüklerine. Ki bunlardan sonra bu özellikten bir kimse de toplanmamış. Vazife taksimi yapılmış. Devleti idare edenler emirler olmuş. Onlar almışlar bu işi. Yani üçünü beraber yürütecek kapasite kimse yok. İslam hukukunu, fıkhı işte dört mezhep imamı. İmam-ı Azam Ülbani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif'teki bütün hükümleri tarıyorlar. Fıkıh kitapları. Yani İslamiyet'in ahkamını ortaya çıkarmak, yaymak, insanlara göstermek, öğretmek bunların vazifesi olmuş. Üçüncüsü kalpleri temizlemek işi. Kalpleri temizleme işi. Bu da tasavvuf büyüklerine verilmiş artık. Tasavvuf büyükleri. Mesela İmam Rabbani Hazretleri de içtihat makamında. İmam Gazali Hazretleri de mesela içtihat makamında. Abdülkadir Geylani Hazretleri de. Hadi İmam Gazali Hazretleri'ni yani o sınıfa değil şu kenara koyacak olsak Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani, Mevlana Al-Bahdadi Hazretleri, Muhyiddin Çeşitli Hazretleri gibi zatlar. Bu ikinci sınıfta olan yani fıkıh ahkamını çıkaran bu müştehitlerin bu çıkardığı hükümleri kalpleri yerleştirmekle meşgul olmuşlar. Ama o raşid halifeler hem kalpleri yerleştiriyorlar, hem öğretiyorlar, hem kalpleri yerleştiriyorlar, hem devleti idare ediyorlardı. Üçü de kendilerinde vardı. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış onları. Taksim edildi. İşte İslam alimleri, mesela ameli kısımları ortaya çıkartan İmam-ı Azam Ülbani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri. Bir de dinin itikat kısmıyla, yani sadece onunla uğraşmışlar. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri ile İmam Eşari Hazretleri sırf bununla meşgul olmuşlar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden nasıl iman edilmesi lazım? Allah'ın varlığına, birliğine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün ahiret gününe, mahşere, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, bütün bunların nasıl olması lazım geldiği ve din düşmanları da nasıl cevap verilmesi lazım? Bu vazifeyi bunlar üzerine almışlar. İkisi de Ehl-i Sünnet imamıdır, içtihat makamındadırlar. Ama hocaları itibariyle mesela İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, İmam Azam İbani Hazretleri, İmam Azam İbani Hazretleri itikadi konuları bildirmiş ama ana hatlarını bildirmiş. Bunlar detayına iniyorlar. Teferruatına iniyorlar. Yani bizim zihinlerimizde tereddüt kalmayacak şekilde indirmişler. Hatta bunların da altında olanlar var. İtikadi imamlarının içerisinde bunların da altında olanlar var. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in itikadi konularda bütün meselesini, problemini çözüp bunları maddeleştiren kitap haline getirip önümüze koyan bu iki imamdır. İkisi de aynı şeyi mi söylüyor? İkisi de aynı şeyi söylüyor. Ha, aralarında çok detay böyle ince ince ayrılık yapacaksan 17 tane
konuda ayrılıklar var. Fakat bunları hani ana hatları itibariyle birleştirdiğin zaman 3'e 5'e düşüveriyor. Ayrılık yok yani. Ha, ayrılık yok. Yok demek gibi bir şey bu. Yok. Ha, Şafii mezhebindekiler genellikle itikatta imamımız İmam Eşari Hazretleri derler. Çünkü İmam Eşari Hazretleri kendisi amelde Şafii'dir. Hanefi mezhebindekiler de itikatta imamımız İmam Muhammed Maturidi Hazretleri derler. Çünkü İmam Muhammed Maturidi Hazretleri amelde Hanefi mezhebindedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin talebesi gibidir. Yani öyle demelerinin sebebi de budur. Yoksa itikat kitaplarında, fıkıh kitaplarında, akaid kitaplarında anlatırken İmam Eşari Hazretleri bu konuda böyle buyurmuştur. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri böyle bildirmiştir diye yazar. Bu zatlar Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlere nail eylesin. Her ikisi de başımızın tacıdır.